Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Kadınların hayatına ne kadar değiyor laiklik? Laiklik nedir sorusuna nasıl yanıtlar buluyoruz? Ve laiklik nedir sorusuna verdiğimiz yanıtlar gerçekten laikliğin ne olduğunu anlatıyor mu? Bu soruları bugün soruyoruz çünkü son dönemin en önemli tartışma gündemlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Hele ki Meclis Başkanı'nın yeni anayasaya ilişkin yaptığı laikliğin olmaması gerektiğine ilişkin bir tartışma başlığı da bu konuyu daha da irdelememizi gerektirdi. Ama tek başına bu değil. Özellikle kadınların hayatında eğitimden sağlığa, sosyal hizmet alanından günlük yaşamın her alanına dair aslında bu tartışmayı yürütmemizi gerektiren koşullar altında yaşıyoruz. Gerçekten İşte ilk aklımıza gelen haliyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye anlattığımız laiklik bizim hayatımıza dokunan yönleriyle ne ifade ediyor? Kadınların hak ve eşitlik hakları ve eşitliği için acaba nerede duruyor bu tartışma? Bütün bunları konuşacağız bugün. Elbette ki bu hafta sonu kamu emekçilerinin yapacağı mitinglerle de gündeme gelecek bu. Ve bunu vesile bilerek biz de kadınların hayatına böylesi bir pencere açalım istedik. Ne izleteceğiz size? Hemen onu görelim. Arkasından enine boyuna konuşmaya başlayalım bu konuyu. Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri laiklik. Peki laiklik gerçekten ne anlama geliyor? Bu zamana kadar laik diye sunulan uygulamalar gerçek laikliği anlamak ve talep etmek için nasıl bir engel oluşturdu? Laiklik kadınların eşitlik ve özgürlük hakları için neden önemli? Ekmek ve Gül'de tartışıyoruz. Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu hazırladığı raporda en çok tepki toplayan önerilerden biri de çocuk evliliklerinin teşviki. Kadınlar bu öneriyi nasıl değerlendiriyor? Adanalı kadınlar yanıtlıyor. Yasa dışı fazla çalışma, ağır ve sağlıksız çalışma koşulları, bel, boyun, bilek eklemlerinde kaçınılmaz meslek hastalıkları, mobbing, taciz, 10 yıllık, 20 yıllık deneyime rağmen hala asgari ücret alan işçiler. Kendilerine ve ailelerine zaman ayıramayan, fazla çalışma baskısı altında insanlar. Fazla mesai yapmayı reddettiği için işten atılanlar. Hakkını aradığı, sesini yükselttiği için işten atılanlar. İşte Avon deposunda çalışan işçilerin yıllardır süren hikayesi böyle. Sendikalaştığı için işten atılan Avon işçisi kadınlar anlatıyor. Ekmek ve Gül'de. Antep'in Nizip ilçesinde 30 çocuğun cinsel istismarıyla gündeme gelen AFAD kampı ile ilgili uzman hekimler tarafından yapılan inceleme raporları vahim sonuçlar ortaya koydu. Nizip kampında yaşanan istismarın boyutu ve tabip odasının ortaya koyduklarını Ekmek ve Gül'de konuşuyoruz. Zonguldak, Kilimli'de, Balcın Madencilik'te ücretlerini alamadıkları için açlık grevi yapan madencilerin grevi bir haftayı geride bıraktı. Madencilerin aileleri ise maden önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Eşlerinin bir an önce madenden çıkmasını bekleyen madenci eşleri Ekmek ve Gül'de. Dersim Belediyesi Kadın Meclisi katkısız doğal tohumları kadınların elleriyle toprakta buluşturuyor. Kentte doğal tarımın yapılması ve kadınların emeğiyle doğanın nimetlerinin halkla buluşması için önemli bir çaba. Dersimli kadınların emeği Ekmek ve Gül'de. Ekmek ve Gül devam ediyor. Evet, 3 konuğumuz var. Sevgili Cevriye Aydın, Adile Doğan ve Gönül Erden. Her biriyle aslında laiklik tartışmasının kadınların gündelik hayatına değen farklı yönlerini de konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta sonu yapılacak olan miting kadınlar için ayrıca neden önemli? Elbette ona ilişkin de bir konu başlığımız olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aslında biz laiklik tartışmasını çok uzun zamandır sadece eğitim alanı üzerinden daha çok gündem edildiğini görüyoruz. Ama hani dönüp baktığımızda bugün günlük hayat içerisinde sadece eğitim açısından değil, kadınların günlük sohbetlerinden tutalım da hastaneye ya da bir yardım kuruluşuna gittiğinde karşılaştığı muamele bile bize bu tartışmayı başka türlü yapmamızı gerekli kılıyor. Ben hemen Adile ile başlamak istiyorum. Nasıl karşılık buluyor bu tartışmalar kadınlar arasında diye. Adile Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı. Biraz şeyi anlatır mısın bize Adile? Yani din, inanç, inanç özgürlüğü ya da inancın aşırı baskılanması durumu gündelik hayatta kadınlar açısından nasıl yönleriyle ortaya çıkıyor? Neler yaşıyorsunuz siz? Neler konuşuyorsunuz? Yani aslında bu laiklik tartışmalarıyla birlikte, daha doğrusu bu yapılan son açıklamayla birlikte bir şey daha gündeme geldi kadınlar açısından. Hem var olan haklarının elden bir kere daha kaybolması,
Diğer yanıyla da aslında kendi üzerinde uygulanan baskıların da bir nebze kendilerinin de anlatmalarıyla ortaya çıkmış durumda. Yani aslında din hep kadınlar üzerinden, kadın bedeni üzerinden tarif edildiği için laiklik haliyle bizim için başka bir tartışmaya da dönüştü. Ya kadınların aslında gündelik konuşmalarında biraz şöyle şeyler var. Ya da şöyle bir şey yapayım. Mesela biraz emekçi kadınların aslında bugün ya da işte Esenyalı, Tuzla civarında kadınların nasıl yaşadığını ile anlatmaya başlarsam biraz oradan daha rahat açıklanır diye düşünüyorum. Örneğin laiklik tartışmaları başlamadan önce de yaşadığımız semtte kuma var. Mesela aynı evde yaşayan 2-3 bir erkekle evli 2-3 tane kadın var. Bunların üçü birden şiddet görüyor. Üçünün birden çocukları var. Yoksullukla mücadele ediyor. Yoksulluğa çözüm arayan yine bu üç tane kuma oluyor. Ya da iki tane kuma oluyor. Ya da işte din tarif edilecek. Kadının başını örtmesi gerekiyor. Kadının bedenini sarması gerekiyor. Kendini kapatması gerekiyor. Bunlar çok ciddi anlamda mevcut ve bunların doğurduğu şeyler de var. Örneğin kadınlar ne yazık ki biraz da benimsemişiz. Yani benimsiyoruz da ister istemez bu anlatılan, dayatılan şeylerden de zaten ortaya da çıkıyor. Kendince çözümler arıyor mesela kadınlar. Örneğin çok şey çarpıcı bir tartışma olmuştu çok yakın zamanda. Dernekte otururken 3-4 tane çarşaflı muhafazakar kadın arkadaş geldi. Biz derneğimizde kıyafet, ikinci el kıyafetler takas ediyoruz. İhtiyacı olanlara veriyoruz. İhtiyacı yoksa getirip bırakıp ya da yerine başkasını alıyor. Bu kadınlar da bu vesileyle gelmişlerdi derneğe. Geldiklerinde derneğin de biraz amacını öğrenmişlerdi ve buna şey yaklaşmışlardı. Yani kadınların bir araya gelip aslında burada böyle bir şey yapması günah demişti bu üç kadın arkadaşımız. Sonra tabii biz biraz konuşmuştuk. Sohbet konuyu açınca bu kadın arkadaşlarımızdan bir tanesi korkunç şiddet görüyor. Bir tanesi gördüğü şiddet sonucu katlanamamış, boşanmış. Diğer üçüncü olan kadın mutlu bir yuvası olduğunu söylüyor. Yuvanın mutluluğunu da şöyle tarif ediyor. Ağzım var, dilim yok. Akşam yemeği yaparım, çocuklara bakarım, eşimi karşılarım, güler yüz gösteririm. Çünkü o çalışıyor, çünkü o yorgun geliyor. Çünkü o bize bakmak zorunda değil aslında ama bakıyor. Bütün emeğini bizim çocukların işte benim evin ihtiyaçlarına yapıyor, ayırıyor. Haliyle böyle bir adam karşısında ben niye sesimi çıkarayım? İşte soruyorsun haliyle. Peki senin hiçbir talebin yok mu? Gezmiyor musun? Hayır, nasıl gezeyim? Ben onun isteği dışına çıkamam diyor. Ve diğer iki arkadaşını da şöyle suçluyor. Diyor ki şiddet görene diyor ki ama sen de diyor çok şey yapıyorsun. Yani senin de diyor maşallahın var diyor. Çenen diyor hiç durmuyor ki diyor. Biraz da diyor hak ediyorsun. Diğer boşanan arkadaş da aslında aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ben boşandım ama bana büyü yapıldığı için ben boşandım. Aslında benim çok iyi bir şeyim vardı. Ben de eşime karşı hiç sesim çıkmazdı. Ama bana büyü yapıldıktan sonra ben her şeye karşı gelmeye başladım. Eşimin söylediği her şeye karşı gelmeye başladım. Böyle olunca adam ne yapsın? Boşadı beni. Şimdi iyi miyim? İyiyim. Şimdi aslında özellikle son 15 yılda hayatımızda aslında nelerin değiştiğini, günlük yaşamımıza nasıl bu tartışmaların... Yani aslında şöyle... Bu laiklik tartışması gündeme gelmeden önce de yokmuş zaten yani laiklik bizim ya da bize uğramamış varsa bile biz kadınlara uğramadı. Bu tartışmalardan çok açık ortada yani. Evet. Şimdi Adile özellikle şiddet konusunda kadınların yaklaşımını ortaya koyarken nasıl açıkladıklarını söylüyor. İşte büyü, fal, nazar, işte ne bileyim bir takım hurafeler artık gündelik hayata en çok belirleyen, daha doğrusu çözümsüz kaldığımız her şeyi açıklamak için başvurduğumuz noktalar haline geliyor. Ben hemen Gönül Hanım'la devam etmek istiyorum. Kendisi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın eş genel başkanı. Biz dönüp baktığımızda özellikle hem sağlık alanı için hem sosyal hizmet alanı için hani bu dindarlaşmanın giderek hani daha fazla dinin belirleyici olmasının kadınların hem sağlık hizmeti açısından hem sosyal hizmet açısından şeylerini de değiştirdiğini görüyoruz. Taleplerini, beklentilerini, bu alana ilişkin hani bu tartışmayla bağlantılı olarak nasıl şeyler yaşanıyor bu alanda? Biraz anlatır mısınız? Ya elbette ki hani diğer bütün yaşamın bütün alanında olan politikaların nasıl en çok kadını ve çocukları vuruyorsa bu alanda da yaşanan sorunlar en çok maalesef kadınları vuruyor. Yani işte bugün çalışma koşu yaşamındaki güvencesizlik üzerinden üretilen politikalar ilk kadınları vuruyorsa, savaş en çok kadınları vuruyorsa
Yani bu gericileştirme ve muhafazakarlaşma üzerinde yürütülen tartışmalar da elbette ki ilk önce kadınları çok fazla etkiliyor. Yani laiklik tartışması elbette ki sadece kadın tartışması değil. Yani bir yaşam tartışmasıdır. Yani laik ve seküler yaşam bütün genel toplumun ilgilendiren bir noktadır, tartışmak gerekiyor. Ama elbette ki dediğim gibi kadınlar yine her zamanki gibi bütün bu tartışmalardan, bu politikalardan en çok etkilenen kesimler oluyor. Şimdi bizim alanımızda da elbette ki sağlık ve sosyal hizmetler alanında hem çalışma yaşamı itibarıyla bu alanda kadınlar çok fazla etkileniyor bundan. Bir de en hem çok hizmet alan değil mi kadınlar? Elbette ki hizmeti alan kadınlar boyutuyla da çok etkileniyorlar. Şimdi hizmeti alan boyutuyla şöyle değerlendirebiliriz. Alanımızda mesela son dönemlerde özellikle bu alanda yürütülen tartışmalardan en belirgin olanı işte gündeme sokulmaya çalışıldı, bir geri çekildi. Pembe hastane tartışması oldu. Yani pembe hastaneler işte pembe taksilerden sonra bir pembe hastane tartışması gündeme geldi. Nedir o? Sadece kadın çalışanların olduğu. Evet, sadece olduğu. Kadınların, kadın çalışanların olduğu ve kadınların gittiği. Yani cinsiyetçi bir politika aslında. Hani mevcut iktidarın aslında tekçi, otoriter ve cinsiyetçi politikalarından biri. Ayrımcı politikalarından biri. Yani yaşama bir bütün eşitlik ekseninde bakmaktansa, eşitlik üzerinden gitmektense her zamanki gibi yine cinsiyetçi ve ayrımcı politikalarından biri pembe hastane tartışması. Yine bizim alanımızda en çok tartışma getiren konulardan biri kan anonsları yapılırken mesela kan gruplarından önce kadın ve erkek ayrımının yapılması. Yani sağlık alanına doğru baktığımızda hani bunların çok kabul görmesi elbette ki bizim cephemizden mümkün değil, kabul edilir bir şey değil. Bir bütün hani alanı tamamıyla bunlar etkisi altına alırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aslında uzun zamandır hani kadınla alakası olmayan bir bakanlık dememize rağmen, içinde kadın kelimesinin bile olmadığı bir bakanlık olmasına rağmen bu bakanlığın da zaten kadınlara yaklaşımı çok net durumu ortaya çıkarıyor bizim cephemizden. Yani kadına şiddet yoktur, algıda seçicilik vardır diyen bir bakanla ya da bu noktada çocuk istismarına dönük bir defadan bir şey olmaz diyen bir bakanın aslında nereye denk düştüğünü anlatmak için çok uzun cümleler kurmaya gerek yok. Şimdi sosyal hizmetler alanını başlı başına hakikaten tam bir sorun yumağına dönmüş. Yani sosyal hizmetleri bir hak temelli yaklaşmaktan çıkarıp mevcut siyasal iktidar sosyal hizmeti bir hak almaktan çıkardı, hak olmaktan çıkardı. Bir bütünüyle kendine biat edecek bir toplum yetiştirme noktasında kullanıyor. Yani bugün yardım engelli yapmak sevaptır tabii üzerinden. Ki, ya yardım yapmak sevaptırdan şey. Ziyade yardımı bir kendisi bunu kullanarak kendine bağımlı, kendine mecbur bir toplum yaratıyor. Yani itaatkar ve biat eden bir topluma yardım edeceğini söylüyor aslında. Bu boyutu var. İkincisi yine bu alandaki özellikle yaşlı, engelli ve çocuk bakımının sadece kadın üzerinden tariflenmesi. Yani buradaki toplumsal cinsiyet rollerinin bir bütünüyle kadın üzerine yüklenmesi. Bu alandaki politikalarda yine cinsiyetçi politikalardan biridir. Yani bugün evde bakım hizmetleri neden kadınlar üzerinden yürütülüyor? Neden kadının sadece sorumluluğuna veriliyor? Annelik kadınların fıtratında olduğu için herhalde. Ya annelik de bakım hizmetleri de kadınlara tırnak içinde sadece kadın işi olarak söyleniyor ve hayata geçiriliyor. Yani şunu yapıyor. Hem kadına yaptırıyor, hem kadına yaptırırken de yine güvencesizlik adı altında sanki kadını çalıştırıyormuş gibi bir algı da yaratıyor. Yani böyle bir durum var. Yani bizim alanımız dediğim gibi bir bütünüyle hem sağlık alanı hem sosyal hizmet alanı tamamıyla o cinsiyetçi politikalar her geçen gün daha böyle yer edinmeye çalışılıyor. Ki bu cinsiyetçilik de herhalde biraz din fazlaca öne sürülerek de meşru kılınmaya çalışılıyor. Elbette ki şimdi son 14 yıllık AKP iktidarıyla birlikte elbette ki o dini argümanların daha çok kullanılması, dinselleştirme, dincileştirme ve bu gericili politikalar elbette ki çok daha fazla kendini hissettiriyor. Yani biz laikliğe şöyle bakmıyoruz elbette ki. Yani şimdi laik bir yaşamı her zaman savunduk ama mevcut iktidarın, mevcut sistemin söz ettiği laiklik değil elbette ki bizimki. Yani sizin de başlarken söylediğiniz gibi o tek tipleştirmeye karşı, tek mezhepe karşı
çoklu kültürlerin, çok inançların, farklı farklı inançların kendini özgürce ifade edebildiği bir sistemi savunuyoruz elbette ki. Hani bunu biraz sonra belki yeri geldiğinde tekrardan anlatacağız. Evet, sizin ikinizin de ortaya koyduğu tablo şöyle bir tablo gibi aslında. Hani somut olarak zaten kadınlarla erkekler arasındaki temel eşitsizliğin hani çokça din vurgusu yapılarak meşrulaştırılmaya çalışıldı. Bir de bunlar kadınlara kabul ettirilirken de fiili olarak zaten bir devlet düzeninin bu ayrıma hani fiili olarak götürüldüğüne ilişkin bir şey var. Şimdi biz laikliği tartışırken hep diyoruz ki yasamızda var bizim kardeşim din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diye. Ama bakıyoruz ki hani sağlık sosyal hizmet alanından işte kadın erkek ilişkilerine, gündelik hayatta insanların birbiriyle kurduğu ilişkiden insanların devletle kurduğu ilişkiye kadar her şeyde başka bir zemin var artık. Dolayısıyla hani laikliği biz hep din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diye tartıştığımızda neyi eksik bırakıyoruz acaba bu tabloya şimdi göre? Aslında o çok en genel tanımı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Ama bunu şu tarihsel koşullarda yaşayan bir toplum açısından düşündüğümüz zaman Türkiye'de aslında laikliğin anayasadaki varoluş tarzı da gerçek bir laiklik değil. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerçek laiklik şu demek. Devletin din işlerinin ne organizasyonuna karışması ne de dinsel değerleri, yargıları, kuralları, ilkeleri, yasaları ne de bunları devlet işlerine bulaştırmaması. Yani hem din bir hayat tarzı olarak tamamen kamusal alanın dışında bir yerde yer alacak. Hem dinsel kural, ilke ve yasalar devlet ve kamu düzeni işlerinde bir değer yargısı, bir ölçü, bir kriter vesaire olarak ya da bir ayrımcılık sebebi olarak yer almayacak. Dolayısıyla din işleri çeşitli o ülkede yaşayan çeşitli din ve inanç gruplarının kendilerine bırakıldığı ve bütün devlet organizasyonunun tamamen dışına çıkarıldığı zaman laiklik, gerçek laiklik. Yani işte diyelim ki Sünniler kendi inanç, ibadet, hatta dini eğitim vesaire gibi bütün işlerini kendi işlerinde organize edebilirler. Camileri, mescitlerini vesaire yapabilirler. Ama devlet işte Sünniler şöyle yapacak. Şuraya gidecek, Aleviler bunu yapacak, ötekiler Hristiyan filan devlet bu işleri organize etmemeli. Gerçek laikliğin tanımı budur. Ama bizim Osmanlı'dan sonraki Cumhuriyet Devleti'nin bağımsızlık savaşıyla organizasyonuna baktığımızda aynı tarihte hem hilafet kaldırılıyor, aynı gün Diyanet İşleri kuruluyor. Ve şu anda açın internetten Diyanet İşleri sitesine girin. Diyanet İşleri Başkanlığı kendisini Şeyhülislamlık işlevlerini yerine getiren bir kurum olarak tanımlıyor zaten. Şimdi burada değişen ya da AKP iktidarlarıyla farklılaşan nedir diye baktığımızda aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle laik falan değil yani. Din işlerini bizzat Diyanet İşleri'ne havale etmiş. Diyanet İşleri de aslında sadece toplumun çoğunluğunu oluşturduğu ileri sürülen Sünni mezhebinin işlerini devlet içinde gayet de iyi bütçelerle, gayet de başka herhangi bir bakanlığın sahip olmadığı imkanlarla ve kadrolarla yapıyor. Yani AKP iktidarı henüz İktidarda değilken 100.000'den fazla kadrosu vardı. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şimdi bilemiyorum. Çok muhtemelen. Şimdi bir 4 katına çıktı. Çıkmıştır. Evet. Bütçesi de 8 bakanlıktan yani 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla idi. Daha geçenlerde gene tartışma konusu oldu. Dolayısıyla hani burada bir laiklik falan yok aslında. Devlet doğrudan doğruya din işlerini düzenliyorsa işte AKP gibi dini referansları kendisine yönetim alanında dini referansları kendisine ilke edinmiş bir parti ülkede iktidar olduğu zaman elinde zaten hazır bir aygıt var. Hiç öyle fazla
bir şeyi zorlamasına, kanırtmasına gerek yok. Bütün bu uygulamalar içinde işte gördüğümüz gibi hiçbir engel teşkil etmedi devlette laiklik anayasada yazıyor olması. Neden engel teşkil etmedi? Çünkü bir, gerçekten bu toplumun bir şekilde yeniden hani anayasal bir şeyin kurulmasında, cumhuriyetin tesisinde insanların bilincinde oluşan laiklik fikri gerçek bir laiklik değildi. Bir kere bir çarpık laiklik söz konusuydu. İşte. Zaten Adile diyor ya, eğer vardıysa da bize bu zamana kadar hiç uğramadı ulaşmadı diye. Bir, bu zaten çarpık bir şey var. Hani bilineni zaten çarpık. Sonuçta onu da aldığınız zaman aslına rücu ediyor. Yani işin topraklarında zaten mevcut olan ve kültürel olarak da çok güçlü olan. Türkiye'de dindarlık, dinsel referanslar, dinsel kültür ve onun değerleri öteden beri çok güçlü. Şimdi bu çok önemli bir nokta tabii. Yani hali hazırda zaten laiklik diye bildiğimiz o sözün yani gerçek hayata baktığımızda hiçbir karşılığının olmadığı, hatta devletin bizzat kendi eliyle hani bu alanı düzenlemek için aygıtlar kurduğu gerçeği karşımızda. Ama son yıllarda değişeni biraz anlamaya ihtiyacımız var galiba. Mesela Adile biraz bize şeyi anlatabilir mi? Yani örneğin kadınların işte eşleriyle kurduğu ilişkide böyle bir düzen var ama mesela işte son yıllarda biz neyi tartışıyoruz? Eğitim alanında örneğin işte seçmeli derslerin artık hani zorunlu ders olan diğer derslerden daha fazla biçimde verildiği, işte özellikle din eğitiminin çok belirleyici olduğu, hiçbir yoksul mahallede mesela bir tane normal okulun kalmadığı, bütün okulların imam hatiplere çevrildiği, işte sağlık ocağına gittiğinde, hastaneye gittiğinde doktor benim vicdan özgürlüğüm var deyip doğum kontrol ilacının verilmediğinden tutalım kürtajın yapılmadığına kadar bir sürü düzen var. Hani bunlar kadınların mesela günlük yaşantılarında o bahsettiğin hurafeleri, o hani şeyleri nasıl etkiliyor, nasıl tartışmalara yol açıyor? Ya tabii aslında sosyal hizmetlerden tutun ki biz de çok sık başvurmak zorunda kalıyoruz. Şiddet sonucu boşanan kadınlar. Yani hiçbir kadın durup dururken ya da ya artık seni sevmiyorum diye boşanmıyor. Artık şiddetten hakikaten bir noktaya gelmiştir. Çokça başta orası. Dediğin gibi artık normal gidilebilecek bir eğitim alanının, bir okulunun kalmayışı. Ya aslında başında biraz şöyleydi. Bu 4+4 sistemin haliyle sen böyle sorunca hemen akla o geliyor. Ya sonuçta toplumun önemli bir kesimi bundan çok razıydı, memnundu. Erken yaşta çocuğu disipline girecek. Ne güzel okuyacaktı, daha erken bitecekti. Lise daha erken bitecekti. Kızlar daha erken evlenebilecekti. Oğlanlar daha erken çırak olabileceklerdi fabrikalarda. Aslında hesap buydu. Emekçinin kafasındaki hesap da buydu. Ama iş geldi şöyle bir noktaya dayandı. Aslında bunu tercih edenlerin bile artık çocuklarını imam hatiplere göndermek istemediğini çok açık görüyoruz. Çünkü aslında iyi kötü o elimizde kalan eğitim sisteminin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte özellikle kadınların, genç kadınların ya da işte kız çocukların hayatında da çok ciddi şeyler değişti. Ya örneğin bizim 500 işte bir nüfusu olan bir mahallede bir kadın derneğimiz var, emekçi kadınların kurduğu bir dernek var ve oraya yığınlarca gelen sorun var. Çocuk istismarı çok ciddi artmış durumda ve okuldan tutun şeye kadar, işte ev aile içine kadar. ve bunun en temel şeyi eğitim. Ya şunu aslında şöyle bir örnekle de verebilirim. Şimdi kumalardan bahsettim. Bir evde kuma kadınlar var. İkisi de çok genç. Birisi evlenmiş işte aile rızasıyla. İkincisi kaçırılmış kandırılarak. Bunların çocukları, işte toplamında 6 tane çocuk var. Bunların ikisi öğrenci. Bir tanesi iyi kötü okula gidiyor. O da işte besleme yok, ayakkabı yok, üst yok, baş yok, okula gidiyor. Bir tanesi de bırakmış okulu. 6 yaşında bir tane oğlan çocuk okulu bırakmış. Çünkü okula götüreceği bir beslemesi de yok. Ama yani diğer sorunları bir kenara, okul yönetimi bu çocuk aylardır neden derslere girmiyor diye sormuyor. Yetmiyor, milli eğitim sormuyor. Ve öğretmenlerin vicdanına kalmış bir mesele var. Arıyor sağdan soldan yardım topluyor.
Yani o da işte şey bir öğretmense biraz annedir, duyarlıdır. Ve ne yazık ki o öğretmen de şeyin bilincinde değil, farkında değil. Yani bu meselenin toplumsal oluşunun farkında değil. Ki sınıfının muhtemelen yarısı da böyle. Yoksul emekçi çocukları. Biz de gidip görüyoruz, gözümüzle görüyoruz. O aileye yasal anlamda müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu iki tane kadın arkadaşa bir şey dememiz gerekiyordu. Dernek olarak bir dayanışma içine girmemiz gerekiyordu. Evet, sınıfın yarısı böyle. Öğretmen niyetinden bağımsız. Yani iyi niyetle aslında yaklaşıyor. Hatta anlatırken ağlıyor. Bence bir öğretmenin böyle ağlamaması da gerekirdi yani diye düşünüyorum. Peki daha... bu kadınlar bunu mesela kaderim diye mi yaşıyor? Hani böyle gelmiş böyle gidecek diye mi aslında yaşıyor? Aslında değil işte. Aslında bir isyan var ama birikmiş bir şey var. Bir öfke de var ama bunu nereye patlayacağını, nasıl yapacağını bilmiyor. Nedeni de şu, şimdi biat kültürü dedik ya, bence onu da beceremiyor bu sistem. Çünkü gidiyor sosyal hizmetlere. Önce şey, açlığa bir çözüm bulması lazım. Çünkü yok, evde kaynayan bir tencere yok, bir şey yok. İşte eve iki tane kadını kapatmış sorumsuz bir erkek var. 6 tane çocuğun da karnını doyması lazım. Gidiyor sosyal hizmetlere. Sosyal hizmetlerde ilk bizi karşılayan o işte orada oturan memurlar küçümsüyor mesela. Direkt girdiğinde şeyden, yani belli, çünkü oraya zaten bir çalışanı olarak bile gelen kadını, kendisi de kadın olsa bile küçümsüyor. Sen neden çalışmıyorsun? Senin elin ayağın tutuyor. Yani orayı zaten bir şey gibi işletiyor. Burası bir inayet kurumu. Aynen, yani. İşte burası size yardım edecek, bağışta bulunacak, işte sadaka verecek. Ama o sadakayı verirken de bir burnundan getiriyor. Yani senin gidip çalışman lazım kardeşim, elin ayağın tutuyor. Yani onun hayatının gerisini düşünmeyen, görmeyen, aslında sorgulasak orada oturan memurun hayatının da diğerinden çok parlak olmadığını da biliyoruz. Böyle bir birbirine karşı aslında var. Yani işte bir şeyler var ama birbirine karşı şey, güvensizleştirilmiş. İnancı kalmayan, birbirine karşı inancı kalmayan, hayatının sadece kendisinin yaşadığını düşünüyor. Bunu da şöyle düşünüyor. Mesela bizim yaptığımız çeşitli sohbetler var. İşte ya da etkinliklerde ya da işte panellerde. Bunu siyasetten bağımsız düşündüğü için biraz da böyle kadınlar. Yani politikanın ya politikanın böyle yapıldığından kaynaklı düşünmüyor. Hatta kızıyor bile. Siz her şeyi siyasetle açıklıyorsunuz diyor. Yani ne yapsın işte, benimki kötü çıktı. Benimki dövüyor. Benim karşılaştığım memur öyleydi. Benim denk geldiğim hastanedeki doktor aslında kötüydü. Yani ısrarla aslında böyle bir şey ama şey de var yani, bir kızgınlık, bir öfke, bir şey de birikmiş aslında. Evet. Şimdi Adile'nin çizdiği tabloda bir de mesela devletin bugün AKP iktidarının bu kadar sıkışmışlığına, bu kadar şiddet ortamında kalmışlığına kadınların verdiği yanıt şu olmuştu. Sizin alanınızla çok ilgili. Dedi ki bu erkeklerin şefkat eğitimi alması lazım. Çünkü bizim bu kadının bu kadar şiddet görmesinin, bu kadar hani toplum dışına itilmesinin, erkekler tarafından bastırılmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu erkekler şefkatten yoksun. Şefkat dediğimiz şey de aile irşat büroları, işte ne bileyim aile danışma merkezleri filan aracılığıyla böyle din görevlileri tarafından eşlere verilecek bir eğitim gibi kurgulandı. Biz mesela sorduk mahallelerde, kadınlar bunu çok olumlu karşıladılar gerçekten de. Bunun mesela tartıştığımız konuyla bağını siz nasıl kurarsınız acaba? Fıtrak gibi her yerde şimdi aile irşat büroları görüyoruz. Hepsinin içerisinde din görevlileri var, ablalar var filan yani. Bunun gündelik hayata şeyi nedir? Ya şimdi şöyle, AKP'nin sanırım en iyi yaptığı şey algıyı yönetmesi. Gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Yani politikalarını hayata geçirirken bu algıyı o kadar iyi yönetiyor ki ve bunda da başarılı oluyor. Şimdi zaten arkadaşların da bahsettiği gibi kadınlar bugüne kadar da hani şiddet gördüğünde, istismara uğradığında, herhangi bir devlet kurumuna gittiğinde ya da polise gittiğinde zaten telkin edilip gönderiliyordu. Yani kocandır, bir şey olmaz, hani dön, dayan. Bunu hani bir güvenceye almak, korumaktan ziyade zaten o erkek egemen algıyla, o erkek aklıyla yönlendiriliyordu. Yani orada bir erkek aklı var. Yani çünkü iktidarın kendisi de bu akılla yürüyor. Sistemin kendisi de bu akıl üzerine, yani erkek aklı üzerinden gidiyor. Şimdi bunu polis de yapıyordu. Danışma merkezlerine gittiğinde de yönlendiriliyordu. Aileye gittiğinde de anne baba da yönlendiriyordu bunu. Yani kocandır, bir şey olmaz. Dövebilir, kızabilir, bağırabilir, şiddet uygulayabilir, aldatabilir. Bunlar hep çok normaldi. Yani bu mevcut sistemde bu zaten normal olarak öğretiliyor. Yani erkeğe de öğretiliyor, kadına da öğretiliyor. Böyle bir durum var. Şimdi bugün gelinen noktada da bu danışman merkezleri özellikle kurumlarda hani manevi danışmanlık adı altında
din psikologları da atandı. Ya bunu yine dediğim gibi bakan çok net şunu dedi. Bizim psikologlara ihtiyacımız yok. Evet. İmamlara ihtiyacımız var dedi. Yani bu algı çok net ortaya koyuyor her şeyi. Yani psikoloğa ihtiyacı olmadığını net söyleyip çocuk psikoloğuna da ihtiyacım yok benim. İmama ihtiyacım var diyor. Çünkü dini referanslarla yürütüyor bunu artık çok net bir şekilde. Hı hı. Yani hocamın da dediği gibi laiklik yoktu. Hani vardı da AKP hükümetiyle bozuldu değil. Mevcut sistemde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda dün de yoktu, bugün de yoktu aslında, işleyişte de yoktu. AKP'nin sadece bu dini referanslarıyla çok daha toplumu, toplumsal yaşamı sıkıştırdı ve toplumsal yaşamda özellikle kadınların yaşam alanını daralttı. Yani bugün yapılan bu söz konusu aile danışmanlığı merkezlerine dini referanslar üzerinden psikologların atanması, din manevi bakım adı altında bunların atanması bu politikayla bağlantılıdır elbette ki. Biz o yüzden hep şunu söylüyoruz, yani esası kadın mücadelesidir. Yani değil elbette ki devlet yasalarını, devletin hem ulusal hem uluslararası yasaları tabii ki zorlayacağız. Hayata geçirmesi uygulamakla yükümlü ama esası kadının kendi mücadelesidir, kendi iradesidir. Kendi özgün bir şekilde yürüttüğü mücadeledir. Hem emeğine, hem bedenine, hem iradesine, hem kimliğine dair yürüttüğü mücadeledir. Hani buradan şeyi örnek verirsek hep o aklıma geldi. Demindendir sohbet ediyoruz, çok eşlilik, kuma. Mesela Rojava'da gidip gelen kadın arkadaşların aktarımları da öyledir. İşte inşa edilen kadın devriminden bahsediyoruz. Mesela ilk yapılan neydi orada? Kadınlara dair yapılan bu uygulamalar yasaklandı. Çok eşlilik, kuma, erken yaşta evlilik. Bunlar yasaklandı ve gerçekten çok kültürlü, çok kimlikli, çok inançlı bir sistemde insanlar bir arada yaşamayı mümkün olduğunu gösteriyor. Kimse şimdi de demiyor değil mi? %90'ı Müslüman, %90'ı Sünni. Yani dolayısıyla buna da biz izin verelim. Esası kadın mücadelesidir diyoruz. O yüzden evet. Rojava kadın devrimi bugün bu noktaya gelmiştir evet. diyoruz. Şimdi aslında mesela dini referanslarla kadınların yaşam alanlarının çok daraltılmasının bir başka sonucunu daha yaşıyoruz biz. Biraz onu açmanızı rica edeceğim. Şimdi mesela bu çok büyük bir yalnızlığı da doğuruyor kadınlar için değil mi? Mahallelerde falan da çok sık rastlıyoruzdur. Yani aslında devletin, mahallenin, evde erkeğin, kocanın, babanın filan hani kadını aslında bu yalnızlığını dini referanslarla meşrulaştırdığı zamanları da yaşıyoruz. Kadınlar hayatlarında kimle buluşuyorlar? Aslında giderek yaygınlaşan o dini cemaatler, vakıflar, işte AKP'nin kendi yerellerde kurduğu bir takım dini sohbet adı altında gerçekleştirilen şeyler. Yani biraz da biz mesela bu yalnızlığımıza çözümleri artık buralardan bulmaya da başladık. Bunun mesela laiklik açısından, kadınların yaşamını sıkışmışlığı açısından sonuçlarını siz nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi bir kere aslında yani şunu görmemiz lazım. İnsanlık tarihi çok gerilere gidiyor işte 60 bin yıldan, 40 bin yıldan. Hadi yerleşik hayata geçtiğimiz zamandan başlayalım. 12 bin yıllık bir tarih var insanlığın bilimsel olarak kanıtlanmış geçmişinde. Ama tek tanrılı dinlerin en eskisi Yahudilik. 3 bin Hristiyanlık 2016 ve Müslümanlık 532'den mi başlıyor? Neyse yani o da 1500 küsürlü yıllık. Tek tanrılı dinler. İnsanlık tarihine baktığımız zaman çok yeni aslında. Ama şu gün şuradaki tartıştığımız konuya baktığımızda insanlığın kendilerinden önceki bütün tarihini yok sayıp bugünü çok güçlü bir şekilde yönetiyor. Tek tanrılı dinler yani Türkiye örneğine baktığımızda. Diğer yerlerde de bir şeyler var ama hani Türkiye işte Avrupa'nın en dindar ülkesi. 47 Avrupa ülkesi içinde en sağda, evet. en sağ politik olarak en sağ yelpazede yer alan bir ülke. Hani Avrupalı sayarsak falan. Şimdi bizim bir kere yani en başta laiklik meselesini tartışırken iki ayrı ideoloji, iki ayrı yaşam tarzı, iki ayrı politika. Bütün bunları konuşmadan tartışmamız bizi çok böyle yüzer gezer, ayaklarımız yere değmeden bir noktaya getirir.
Bunu her yerde bir tartışmamız, konuşmamız, kadınlara anlatmamız gerekiyor. Tek tanrılı dinlerin üçü de en belki de üzerinde hiç istisnasız ortaklaştıkları tek mesele kadının köleleştirilmesi meselesidir. Üç dininde ortaklaştıkları başka pek çok konuda pek çok farklar söylerler. Ama kadın söz konusu olunca kadın üzerindeki denetim bütün tek tanrılı dinlerin temel mevzusudur. Toplumu yönetmenin de dinsel bir erk aracılığıyla toplumu yönetmenin de en temel mevzusudur kadın meselesi. Bugün olduğu gibi tıpkı. Tarihte de hep böyle olmuş ama hani insanlığın mücadelesi başka bir şey getirmiş, gündeme geriye itilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş ama sonuçta 3000 küsur yıldır işte şu tek tanrılı dinlerin olduğu süreç içinde gördüğümüz şey bu. Şimdi dolayısıyla biz eğer güncel gelişmelere sıkıştırarak bu meseleyi çözmeye çalışırsak çözemeyiz. Bizim kadınlara tamam evet bunlar çok zor işler. Günlük hayatımızda buralara yalnızlığımızı dinsel şeylerle gideriyor bu AKP hükümeti. Aslında bizi çok fena yalnızlaştırıyor. Biz aslında o kadar biz bütün tarihimiz boyunca kadınlar insan olduğumuzu ispatlamaya, insan olduğumuzu ispatladıktan sonra insanlığa çok ileri adımlar konusunda bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama şimdi yeniden bizim insan olduğumuzu tartışıyorlar. Erkek insan ama kadın acaba insan mı değil mi? İşte sokaktan tutalım, ailede, orada, burada, her yerde. Bizi bu kadar gerilere getiriyor. Şimdi tartıştığımız arkadaşların gerçekten çok canlı ve yakıcı bir şekilde hayattan anlattıkları örnekler. Dolayısıyla biz kadınlar için dinsel bir hayat değil, laik bir hayat. Bizim varlığımıza imkan tanıyacak şey gerçekten layık bir hayat. Hani dolayısıyla bu bir yaşam tarzı meselesi gibi. Değil. Yaşamın değil yani bir tercih meselesi değil. Varoluş meselesi yani kadınlar için. Böyle tarif etmemiz lazım. Ve bence işin bu tarafını biz daha çok paylaşıp daha çok ifade edebilip buralardan aydınlatabilirsek bugüne karşı kadınlar arasında daha bilinçli bir yaklaşımı hani bugün yapılanı anlamasına imkan tanımış oluruz. Başka türlü nasıl şey yapabilir ki? O AKP iktidara geldiğinde doğan bir çocuk bugün 14 yaşında, 16 yaşında mı? Evet. 14 yaşında yani başka bir şey görmedi ki ne bilecek laikliği ne bilecek onu bunu yani. Değil mi? Evet. Bu işin temeline inelim uyarısı oldukça önemli. Şimdi tam da aslında bu nedenle bu tartışmaları yapabilmemizin de önünü açan bir eylemlilik süreciyle de karşı karşıyayız. Kamu emekçileri laik eğitim, laik yaşam, iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz diyerek bölgesel mitingler düzenlenecek. Öğreniyoruz ki çeşitli yasaklamalar da söz konusu. Bir kere kamu emekçilerinin laik eğitim ve laik yaşam talebiyle çıkması tam bu noktada çok önemli. Ne söylersiniz buna ilişkin? Çağrınız ne olur kadınlara? Ya evet, biz 28-29 Mayıs'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK olarak 81 ilde, 9 bölgede alanlarda olacağız. Cumartesi günü İstanbul'da, İzmir'de, Samsun'da, Ankara'da ve Adana'da alanlarda olacağız. Pazar günü Diyarbakır, Van, Antalya, Trabzon. Evet, dün itibariyle maalesef ki mevcut iktidarın yine yasakçı zihniyeti, yine bir sürekli o kendini dayatan zihniyetiyle Trabzon, Antalya ve Van mitinglerimiz bizim cephemizden kabul edilir olmayan gerekçelerle yasaklandı. Bu arada öğreniyoruz ki ama fetih için yapılacak tabii. Bütün kutlamalar aynı evet, tarihlerde evet, evet. güvenli bir biçimde yapılabiliyor. Evet. Şimdi orası öyle. Zaten hani AKP'nin kendine dair güvenlik politikalarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi biz üç temel taleple aslında yola çıktık ama şimdi son dönemlerde toplumun özellikle sürekli işte az önce de dediğimiz gibi sıkıştırılmış, sokağın yasaklandığı, korkunun hakim olduğu, tam da faşizan bir yönetimin iktidarda olduğu, kendini dayatan tek adam diktasının hakim olduğu bir dönemde aslında KESK dünden bugüne sokakta başlattığı, sokakta kazandığı mücadeleyi yine sokakta devam ettiriyor.
Ve bugün laik yaşam, laik yaşam, laik eğitim, yine iş güvencemizden vazgeçmiyoruz. Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz diyoruz. Bu yüzden de alanlara çıkıyoruz. Şimdi başından itibaren konuştuğumuz gibi bütün bu politikalar ilk önce kadınları vuruyor. Yani bugün laik yaşama dönük saldırılar en çok kadınları vuruyor. Hı hı. İş güvencesine dönük politikalar, işte özel istihdam bürolarının çıkması, istihdam politikalarının hayata geçirilmesi, kiralık işçi bürolarının çıkarılması, esnek güvencesiz angarya çalışmanın yaşama dayatılması özellikle ilk önce kadınları vuruyor. Yani ilk önce kadın güvencesizleştiriyor, ilk önce kadın esnek çalıştırılıyor, ilk önce kadın angaryaya tabi tutuluyor. Hem daha fazla çalıştırıp hem düşük ücrete tabi kalıyor. Yani bu politikalardan en çok kadın ilk önce etkileniyor. Yine söz konusu baskılarda da maalesef ki en çok kadın etkileniyor. Yani bugün bizim alanımızda da öyledir. En çok emeği olan kadındır sağlık ve sosyal hizmetler alanı. Çalışanın en çok olduğu alandır kadın ama yok sayılan bir alandır. Yani kafa emeğinde ve karar alma süreçlerinde kadın tamamıyla yok sayılmıştır. Bakım hizmetlerine kilitlenmiştir. Bütün bunlardan kaynaklı evet biz o gün KESK olarak alanlarda olacağız ama sadece KESK olarak değil, bu sisteme karşı olan, ezilen, ötekileştirilen, yok sayılan, zulme uğrayan herkesi, bütün kesimleri, kadınları, gençleri, çocukları, herkesi o gün sokakta olmaya, yan yana bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Kadınlara özellikle sokakta olması gerektiği şundan, en çok direnen kesimdir kadınlar. Yani dünden bugüne mücadelesiyle en çok direnen ve en direngen kesimdir kadınlar. İşte 8 Mart'larda sokaktaki bu 8 Mart'larda sokaklardaki yasakları kıran kadınlar aslında bu cumartesi pazar da Türkiye'nin her yerinde 9 bölgede de alanlarda yine çığlığıyla bu korkuyu kıracağına inanıyoruz. Evet, peki. Teşekkür ediyorum size. Çok az süremiz kaldı. Bitmiş hatta ki süremiz. O yüzden senin sözünü son olarak veremiyorum. Çok özür dilerim senden özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Cevriye Hanım, Adile Hanım, Gönül Hanım. Aslında bir yaşam tarzı meselesi değil, yaşamın ayakta kalabilmenin temel meselesi olduğunu öğrenmiş olduk bu programla birlikte. İkinci bölümümüze devam edeceğiz. Şimdi haberler var, haberlerin ardından biz tekrar buradayız. Madencilerin mahkum edildiği hayat, karanlık, yoksulluk, açlık, geleceksizlik. Biz bu hikayeleri Soma'dan biliyoruz ama bu memleketin dört bir tarafında madenler hem işçilerine hem de ailelerine karanlıktan başka bir şey sunmuyorlar. Neden böyle? Çünkü aslına bakarsanız bu memlekette işçiler için, maden işçileri için reva görülen bu rödovans sistemleri, taşeronluk, dayıbaşılık aynı zamanda işçilere ve ailelerine aslında bu biçimlerde dönüyor. Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'ta 4 aydır ücretlerini alamadıkları için iş bırakan ve yer altında açlık grevi eylemi başlatan madencilerin hikayesini Hayatın Sesi televizyonda her an görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bir de tabii onlar yerin altındayken yerin üstünde bekleyişlerini sürdürenler var. Bu bekleyişi sürdürenler, yani kadınlar, yani çocuklar mahkum edildikleri bu açlık düzenine karşı oldukça tepkililer. Gelişmeler var tabii ki bu son yaşanan durumlara ilişkin. Emine Kuru'yla görüşeceğiz. Kendisi bir madenci yakını Zonguldak'ta. Bu gelişmeler neler? Bütün bu yaşanan süreç ne için yaşanıyor? Neyin pahasına yaşanıyor? Kendisinden dinleyeceğiz. Emine Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol Gülüm. Evet, kaç yıldır sizin eşiniz mi şu an madende? Benim oğlum içeride. 8 senedir oğlum burada bu madende çalışıyor. 8 senedir. 8 senedir oldu. Evet. Nasıldı çalışma koşulları? Vallahi çalışma koşulları nasıl? Benim bunlar hep fakirler, fakir aileler. Soğanla, ekmekle, domatesle çalıştılar ocaklarda. Bütün haklarını aldılar, her yerleri sildiler, süpürdüler, boşlandırdılar bir de onları içeri. Hepsi geçti gittiler. Şimdi de bizim çocuklarımız 10 gündür içeride. 10 gün, bugün 10 gün oldu içeride. Evet. Şekerli şerbet suyu veriyorlar içeriye. Yiyecek de vermiyor. Emniyet güçleri hep burada. Biz barikatları geçip ne olduğunu ne bittiğini zaten görmüyoruz. 90 tane işçiden içeride
45 tane işçi kalmış. Şimdi her gün bekliyorlar ki hastalanıp zehirlenip işte bir şey olanlar ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Yani içeriden çıkarmaya zorluyorlar. 5 kuruş para vermediler. Bugün bir para konusu ortaya attılar. İşçilere 1 milyar 200 lira işte bir şeyler verip yani davalarından geçmelerini istiyorlar. Ne istiyor biz, madenciler Emine Hanım? Siz, çocuklarınız, madenciler, madenci eşleri ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Ne istiyorlar? Eşlerinin, işlerinin devamlarını istiyorlar. TTK bu sahaların sahibi. TTK gelsin bunlara sahip çıksın. Biz çocuğum, ben oğlumun, buradaki arkadaşlarım, eşlerinin, işlerinin devamlarını istiyoruz. İçeride hepsinin 5-6 aydan beri alacağı paralar var. Onları da istiyoruz ama önce işlerinin devamını istiyoruz. Şimdi 10 gündür yerin altında açlık günlerindeler. Eminim çok endişeli günler, geceler geçiriyorsunuzdur. Aynen. Madene yaklaşmanıza da izin verilmiyor. Nasıl haber alıyorsunuz? Bu 10 gün boyunca siz neler yaşadınız bir anne olarak? İçeri neler yaşadım? 10 gündür burada yağmurun, çamurun, rezil gibi buralarda duruyoruz. Ne bir belediye başkanları, ne bir Kızılay. Başkaları Suriyeli olsa güzelim, hepsine sahip çıkarlar. Bizim gelip buraya bir çadır açan yok. Bir kaşık çorba getiren yok. Eşler, çocuklar, aileler hepsi burada perişan. Çamurların içinde, ocağın ağzında bekliyoruz. Azıcık ayağa kalktık mı? Tamam, emniyetimize de teşekkür ederiz. Tabii biz lan, biz lan ama içeri koymuyorlar. İçeri gelip giden hava basanlardan sağlık durumları iyi olanlar bize haber gönderiyorlar. Ocağa hava basıp ocağın havasını temizleyenler. Evet. Görmüyoruz. Ben 10 gündür oğlumu görmedim. Burada 10 gündür çocuğu, eşini, kardeşini görmeyenler var. Babalarını görmeyen çocuklar ağlıyor burada. Peki şimdi aslında siz de belirttiniz. Evet. Oradan işçiler aslında sağlık sorunları nedeniyle çıkartılıyorlar. Pek çok sıkıntıyla da karşı karşıyalar. İşte içeriye gerekli malzemelerin sağlanmasının engellendiğine ilişkin haberler var. Şimdi bizi izleyen pek çok kadın vardır. Gözü kulağı Zonguldak'ta da olan. Siz kadınlara nasıl bir çağrı yapmak istersiniz acaba? Gözü kulağı olan kadınlara zaten hep sesleniyoruz. Onların da bir yerlerde hep çalışanları vardır. İlla ki bizden bile gelip yani bize destek olmalarını istiyoruz herkesin. Herkes bir yerlerden seslerini duyurmalarını istiyoruz. Biz kaç 10 gündür buradayız. Gelip bize, bize de katılmak isteyen olursa biz buradayız. Herkese açığız. Herkes buyursun gelsin. Bir kilimlülü olarak maden ocaklarında çalışan eşlerine sesleniyoruz. Annelerine sesleniyoruz. Hepsi gelsinler. Gelmezlerse burada bir avuç insanla bu sorun çözülmez. Bugün bize ise yarın onlara. Evet. Peki. Aynen çok, öyle. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bekleyişlerinizi sürdürüyorsunuz. Sürdüreceksiniz de sonuçlanana kadar. Evet. Öyle görünüyor. Peki. Evet, sürdüreceğiz. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ ol. Evet, aileme Gezi'den haber bile vermedim diye bir mektubu vardı madenci çocuklarının. Kendinizi bizim yerimize koyun diye sesleniyor bu çocuk. Düşünsenize, o çocuğunuz okula giderken 1 lira bile zor alıyor ya da sırf para sıkıntısı nedeniyle servisten ayrılmak ve okula yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Benim neredeyse yeni hiçbir kıyafetim olmadı. Olduysa da bayramdan bayrama. Ben hep insanların giydiği kıyafetleri giymek zorunda kaldım. Ama hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Ama bu durum hiç adil değil. Bir kadının 100 tane yepyeni elbisesi varken bana bir tanesi teyzelerimin kızlarından geliyordu diyor. Babam dün gece iş yerine eyleme gitti diye devam ediyor mektubu. Bize birkaç gün gelmeyeceğini söyledi. Bu insanların babama ve arkadaşlarının başına bir şey gelirse bu vebali nasıl ödeyeceğini merak ediyorum diyor. Ve ailelerin bizim sesimize kulak verin, gereğini yapın. Babamların eylemlerinin duyulmaması büyük hayal kırıklığı. Artık sesimizi duyun diye bir mektubu var bu madenci yakınının çocuğunun sizlere, hepimize. Kadınların bekleyişleri sürüyor madenin önünde bütün engellemelere rağmen. Bir de onlardan dinleyelim neler olup bittiğini.
Abi açın da şöyle Emine annem gitsin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Yok, nedir? Eşlerimiz bir kimseyi asmadı, eşlerimiz bir kimseyi vurmadı. Biz alnımızın terini, emeğimizi istiyoruz. Aynen. Hakkımız çocuklarımızı da istiyoruz. Hakkımızı. Sağ salim çocuklarımızı istiyoruz. Sağ salim. Sağlık Türk. Kurgulu, uyuma, alemliğe sahip çık. Görecek bu çekenler. Çıkacağız oraya. Hadi. Polis biz polise bir şey yapmıyoruz ki. Hadi. Polis bize ne yapacak? Geçlik yapacaklar. Siz de insansınız. Yollamazdı tabii. Vicdanınız var. Vurmayın, biz gideceğiz. Bize hiç kimse engel olmasın. Bu şimdi bizim önümüze bunlar kuruldu. Hiç suçsuz garip vatandaşın önüne kuruldu. Canımızı yakan bir gündem başlığı da çocuklara cinsel istismar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Nizip'te AFAD kampında 30 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkarıldı. Ve bu kamp aslına bakarsanız işte pek çok yönüyle öne çıkarılan, örnek bir kamp olarak sunulan kamplardan biriydi. Ve dahası da vardı bu kampta 30 çocuğun cinsel istismar edilmesinin dışında da karanlık bir tablo vardı. Bu tabloyu ise Antep'in Nizip ilçesinde bu 30 çocuğun cinsel istismar ile gündeme gelen AFAD kampı ile ilgili uzman hekimler tarafından yapılan incelemeler ortaya çıkardı. Korkunç bir tablo anlatacaklarımız, şimdi sizinle paylaşacaklarımız. Bu tabloyu efendim Hamza Ağca'yla paylaşacağız, konuşacağız. Kendisi Gaziantep Kilisesi Tabip Odası Başkanı ve Nizip'teki AFAD Kamp Sağlık Raporu'nun ortaya koyduklarını bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sayın izleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz. Son günlerde özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları dört bir taraftan geliyor. Ama Suriyeli çocukların maruz bırakıldıkları, üstelik devlet koruması altında olması gereken çocukların maruz bırakıldıkları bu istismar pek çok açıdan bir sürü soru işaretini de beraberinde getirdi. Biz 30 çocuğun cinsel istismarıyla gündeme geldiğini söyledik Nizip'in. Sizin raporunuz ise çok başka gerçekleri ortaya koyuyor. Nasıl bir inceleme yaptınız orada? Neler gözlemlediniz? Bizimle paylaşır mısınız? Gaziantep ve Kilis'te yaklaşık 500 bine yakın, belki de daha fazla Suriyeli bulunuyor. Bunların birçoğu şehir hayatına katılmış durumdalar. Bir kısmı da kamplarda bulunuyorlar. İşte Nizip'te iki tane kamp var, Kargamış'ta var, Kilis'te yine iki tane kamp var. Nizip'teki kampta gazete haberi öğrendikten sonra kendi imkanlarımızla orada bir incelemede bulunduk. Zaten her kampta peki bağlantımızla ilgili bir sorun var. Hamza Bey, telefonla bağlayalım arkadaşlar. Bu kampta yaptıkları incelemelerin ayrıntılarını telefonla öğrenelim. Çok önemli noktalar var çünkü. Hamza Bey bağlayıncaya kadar ben size başka bir gündemle devam edeyim. Biliyorsunuz Gebze'de Avon fabrikasının deposunda kadınların önde olduğu, kadınların yürüttüğü bir mücadele var. Şimdi bir güzellik malzemeleri firması Avon, kadınlar tarafından çok iyi bilinen markalardan bir tanesi. Kadınlar tarafından çok iyi bilinmeyen yönlerinden bir tanesiyle devam edelim istiyorum. O da kadınların, işçi kadınların anlattıkları. Telefon hazır mı arkadaşlar? Hamza Bey. Peki, Avon'a biraz sonra döneceğim. Hemen AFAD kampıyla devam edelim. Hamza Bey, internet bağlantımızla ilgili bir sıkıntı var. Telefonla devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Siz iki kamptan bahsediyordunuz ve bu kampın koşullarından bahsediyordunuz. Devam edin lütfen. Gaziantep'te ve Kilis'te bulunuyor bu kamplar. Biz Nizip'te bulunan, yani sonuçta Gaziantep'te bulunan kampa ziyarette bulunduk kendi imkanlarımızla. Ve açıkçası hani gördüğümüzden biz de ürktük. Çok hani
söylendiği gibi güllük gülistanlık değil şartlar ne yazık ki. Ürkütecek kadar tamam. Korkunç bir tablodan bahsediyoruz. Evet, hakikaten yani. Öyle. Yani nasıl bir çözüm olabilir? Hani o konuda da bizim bazı önerilerimiz oldu ama. Önce tabloyu biraz açabilir miyiz? Ne gözlemlediniz? Özellikle çocukların ve kadınların durumuna ilişkin. Öncelikle tabii çocuklar istismar ediliyor. İşte aile içi istismar oluyor daha çok. Hani o özellikle bizim dikkatimizi çekti. Baba kendi çocuğuyla ilgili istismarı olduğunu bile hani bunu duyduk, bize söylendi böyle bir şey. Bu çok yaygın bir şey mi? Yani aslında söylenti bu şekilde. Fakat tabii bunu tam olarak, nesnel olarak ortaya koyabilmemiz için daha fazla zaman harcamamız lazım. Siz ne kadar süre orada kalabildiniz? Ne kadar süre incelemede bulunabildiniz? Birkaç saat kaldık orada. Evet. Bu birkaç saatin içinde işte yaptığımız görüşmeler, aldığımız bilgiler, tuttuğumuz kayıtlar sonucundaki verilerimiz bu şekilde oldu. Yani aile içi cinsel istismarın çok açığa çıkabildiği bir hatta şey. Hatta büyük çocukların küçük çocuklara istismar ettiğini gördük ne yazık ki. Hı hı. Kaç yaş grubu çocuklardan bahsediyoruz bu arada? Yani 1-2 yaşından da başlıyor ve daha büyük yaşlara kadar da ulaştığı oluyor. Yani 1-2 yaşındaki çocukların bile istismara uğradığı bir tablodan bahsediyoruz. Ne yazık ki üzücü bir durum. Bunların tabii elbette... hani biz bununla ilgili duyumumuz, işte konuşmalarımız, söylentilerden aldığımız veriler falan var ama bunların mutlaka delillerinin de hastanede, yani Nizip Devlet Hastanesi'nde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kayıtlamalarla ilgili de beklediğimiz kadar iyi bir durum olmadığını gördük. Keşke yani adli tabiplikle ilgili işler daha net bir şekilde yürümüş olsa da bütün bunların hepsi hem oradaki kampta hem de hastanedeki kayıtlarda ortaya konabilse. Peki şimdi siz mesela 1-2 yaşındaki çocuklardan bahsediyorsunuz. Normal şartlar altında biz özellikle böyle kurulmuş ve nasıl denir, reklamı yapılmış bir kampta bu çocukların örneğin denetim altında, daha doğrusu hani koşullarının ne olduğunun denetim altında olması gerektiğini bekleriz. Sağlık çalışanlarının, psikologların, sosyologların bunu gözlemleyebiliyor olmasını ve önlem almasını bekleriz. Böyle bir tablo yok mu bu kamplarda? Şimdi bir çadır şeklinde yapılan kamplar var, bir de konteyner şeklinde yapılanlar var. Şimdi çadır olan tek bir mekan. Tek bir mekan olduğu için açıkçası hani buradaki şartlar daha olumsuz. Yani konteynere dönüşmesi durumunda en azından birden fazla bölme olduğundan orası hiç olmazsa çadıra göre daha işte az olumsuz. İşte bu aslında şartları zaten o kötü hale getiren şey. Bununla ilgili de tedbirin alınabileceğini hani düşünüyoruz. Bir de hani çocuk istismarının yanında işte kadınlarla ilgili de istismar da var. Evet. Onların da işte şikayetleri olduğu zaman hastaneye muayeneye götürüldüklerinde mutlaka yanlarında bir görevlinin bulunması uygun olacak. Görevli bazen görmezden geldiğinde onların işte o süre içerisinde hastalık dışındaki hani başka şeylerle uğraşabileceğini de duyduk ve böyle bir tespitimiz oldu. Nedir onlar? Biraz açar mısınız? Yani işte hastaneye gitmiyorlar da başka şekilde o zamanı değerlendiriyorlar diye söylendi bize. Tabii işte bunu hani ortaya koyabilmemiz bizim biraz zor ama böyle bir veri bize verildi. Evet, anlaşılan o ki hem çocukların hem de kadınların cinsel olarak istismar edilmesinin aslında çok açık olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Evet, bunun bilindiği bir ortamdan bahsediyoruz. Aha. Bunun göz ardı edildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Peki siz... Yani yakıcı olan da zaten bu göz ardı edilmesi aslında. Aha. Ve alınacak tedbirler varken bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmaması. Şimdi ne oluyor peki bu istismar edilen aile, yani babaları ya da işte akrabaları tarafından istismar edilen çocuklar hala aileleriyle o kampta kalmaya devam mı ediyorlar? Nasıl önlemler alınıyor mesela? Şimdi orada istismar edilenin de tabii zamanımız az olduğu için akrabasıyla, babasıyla ya da neyse ilişkisini ortaya koyup bunu
devam edip etmiyoryu çok ayırt edebilmeye zamanımız olmadı. Evet, evet. İşte ancak bir komisyonla ve işte rahatlıkla bizim de içinde bulunduğumuz bir ekiple beraber, bu üniversite çevreleri de olabilir, bilim çevreleri de olabilir, sosyoloji, psikoloji bölümleri de olabilir. Onlarla beraber yapılabilecek olan bir incelemenin sonucunda hani burada bir netlik oluşur. Yani siz bir burada işaret fişeği attınız aslında. Birazcık öyle elbette. Evet, evet, evet. Tabii şöyle bir şey de var. Burada önemli bir şey de hani bu kadar kontrolsüz işte bazı ilişkiler oluyorsa hani buradan cinsel yolda bulaşacak olan hastalıklara riski var. Biz açıkçası hem kamptaki yaşayanlar açısından hem de çevredeki yerliler açısından böyle bir riskin olduğunu düşünüyoruz. Hani biz de sonuçta kamu, yarı kamu kurumu olarak halkın sağlığını korumakla mükellefsek, böyle bir sorumluluğumuz varsa cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda uyarı yapmamız gerekiyordu. Evet, ve evet, istismarın engellenmesi, çocuk istismarın engellenmesi konusunda uyarı yapmamız gerekiyordu. Biz de buradan hareketle bu girişimde bulunduk. Nihayetinde duyum aldık. Biz duyum üzerine görüşmelerimizi yaptık. Ve böyle bir şeyin olduğu konusunda da hani kanaatimiz oluştu. Evet. Ama sizin nesne önemli olarak, evet pardon, söylediğiniz önemli bir şey daha var raporda. Onu da bununla bağdaştırarak sormak isterim. Yani siz bir duyum üzerine oraya gidiyorsunuz ve aslında kamusal görevinizi böylesine evet, yerine getiriyorsunuz. Ama hali hazırda orada zaten hekimlerin, sosyal çalışmacıların daimi olarak olması gereken bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu yok anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla evet, önlenmesi noktasında da temel taleplerden bir tanesi hani bu kamplarda bu sağlık görevlilerinin daimi olarak var olması ve çocukları bu ve kadınları bu açıdan için değerlendirmeye alması olabilir mi? Ne diyorsunuz bununla ilgili? Bu kamp için bunu söyleyebiliriz. Diğer kamplarda aslında sürekli hekim bulunuyor zaten. Hı hı. Bu kampta da bulunmalı. Yine söylediğiniz gibi psikoterapi yapabilecek, bunları psikolojik rehabilitasyonu alabilecek görevlerin de burada bulunması lazım. Hı hı. Dolayısıyla da işin sosyolojik boyutuyla ilgili de yetkililerin, görevlilerin bu kampta bulunması lazım. Yani tek başına yapılacak bir çalışma değil. Evet. Nihayetinde bizim çözüm önerilerimiz arasında işte etkin bir şekilde psikolojik destek verilmesi, vakaların rehabilitasyon programına alınması, çadır yaşam alanlarının konteyner yaşam alanına en azından hani dönüştürülmesi, hasta kayıtlarının düzenli tutulması, hekimin mutlaka düzenli olarak bulunması konusunda da hani önerilerimiz oldu. Evet, biz bunu Gaziantep Valiliğine de bildirdik ve İl Hıfzı Sıra Kurulu'nda da görüşmek üzere gündeme getirdik. Peki, umarız bu görüşme yapılacak. Sizden bilgileri almayı devam edeceğiz. Bu ortaya koyduğunuz tablonun çözümü için hani devletin ne kadar sorumluluk alacağını da herhalde biraz bu incelemelerin yapılıp yapılmamasıyla da ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Sorumlu bir devletin burada sorumlu davranarak çözümün üzerine gitmesini beklediğimizi hani ben rahatlıkla belirtebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun. Korkunç bir tablo. Evet, karşımızdaki tablo 1-2 yaşındaki çocukların, bazıları yürüme çağına daha yeni gelmiş çocukların bu kamplarda aile içi istismar mağduru da olduğu, küçük yaştaki çocukların kendilerinden biraz büyük yaştaki çocuklar tarafından da istismar edildiği, kadınların da benzer biçimlerde cinsel şiddete maruz kaldığı ama bütün bunların raporlanamadığı, bütün bunların göz ardı edildiği bir tablo, Nizip'teki AFAD kampındaki tablo. Kim bilir daha neler ortaya çıkabilirdi eğer oralar, yani bu kamplar bağımsız kuruluşların ve hak örgütlerinin denetimine açılabilseydi. Sadece birkaç saatlik görüşme sonucunda ortaya çıkan bir tabloydu bu. Bunu hatırlatalım. Dediğimiz gibi çok daha geniş ve bu sorunların hakikaten çözülmesine yönelik başka raporlamalar yapısı, kim bilir buralardan daha neler duyacağız. Bu duyduklarımız bile yeterince hayatı karartmaya yetiyor zaten. Evet, biraz önce Avon'dan bahsettim size. Kadınların çok yakından tanıdığı bir güzellik firmasından, kadınların yine kendi yaşam ve çalışma koşullarından çok tanıdığı aslında işçi kadınların yaşamına geçeceğiz buradan. Avon'da depolarda çalışan kadın işçiler bir
biliyorsunuz direnişteler, sendikalaştıkları için işten çıkarılmışlardı. Hemen onlara mikrofonlarımızı uzatacağız. Bu direniş onları nasıl güzelleştirmiş? Bir de onlardan dinleyelim. Gebze'de kurulu bulunan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Avon Fabrikası önündeyiz. Yanımızda işten atılan işçilerden biri var. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Eylem Görgü. Kaç yıllık işçisiniz? 10 yıllık işçiyim. Peki içeride neler yaşadınız işten atılmadan önce? Ya biz eski bir firmada çalışıyorduk. Yani eski taşeron firmada çalışıyorduk. O firmayla değişmesiyle beraber yeni sözleşme getirdiler. Biz bu sözleşmeyi kabul etmedik. Hani 10 yıllık elemana bile deneme süresi koyabiliyorlar. Bunun üzerine biz hani başka firmalarda çalıştırabiliriz, ibareleri var. Başka yerde çalıştırabiliriz, il dışına gönderebiliriz. Biz bunların üzerine, yani bunun üzerine kabul etmek istemedik bu sözleşmeyi ve sözleşmeyi imzalamadık. Bunun üzerine ben sendikaya üye oldum. DGDSEN'e üye oldum ve içeride DGDSEN adına çalışma yapıyordum. Sendika aşma adına. Bunun üzerine 19 Mayıs itibariyle iş hakkım feshedildi. Gerekçe sunulmadan. Peki sen 10 yıllık bir işçisin içeride çalışan ama hala asgari ücretle çalışan bir işçisin. Evet. Avon'un kendi kadrosundaki işçilerle aranızda fark var mı? Ücret farkımız var. Avon çalışanlarıyla aramızda ücret farkımız var. Biz taşeron firma olarak asgari ücreti çalışıyoruz ama Avon'un kendi bünyesi farklı maaşlar alıyor. Peki mesela içeride 150'nin üzerinde işçi çalışıyor ve çoğunluğu da aslında kadın işçilerden oluşuyor. Ama içeride depo işi olduğu için aslında baktığımızda ağır işler. Evet. İçeride yaşadığınız mesela meslek hastalıkları var mı? Bel fıtığı var. Boyunda düzleşme var. Boyunda da fıtık var. Bileklerde sorun var. Varis başlı başına bir rahatsızlık zaten. Peki çalışma koşulları yani çalışma saatleri? Çalışma saatleri geçen yıla kadar bayağı ağırdı 2016 yılıyla beraber. İşte müfettişe şikayetlere, Çalışma Bakanlığı şikayetten sonra çalışma saatlerinde biraz düzelme var. İki vardiya olarak çalışıyorsunuz, evet, siz içeride. Peki şimdi 8 işçi toplamda işten atıldı. İçerideki destekler nasıl? Yani içeride çalışan arkadaşlar size... Vardiya çıkışlarında destekleri oluyor mu? Vardiya çıkışlarında destekler alkışlarla alabiliyoruz. Çünkü servisleri durdurmuyorlar zaten. Önceden dışarıda mı? Yani içeriye girmeden şurada güvenlikte kart kontrolü yapılır. Öyle içeriye alınır elemanlar. Servislere binilir, kartlar kontrol edilir. Ama pazartesi itibariyle bu uygulama kaldırılmış vaziyette. Peki neler söylemek istersin? Yani son olarak burada sonuçta devam edeceksiniz. Biz haklarımızı alana kadar burada direnmeye devam edeceğiz. Bu direnişe destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve direnişimizi arkadaşları bekliyoruz, desteklerini bekliyoruz ve katılmalarını istiyoruz. Yaşasın! Evet, Avon'daki kadınlar desteklerinizi bekliyor efendim. Şimdi Dersim'e gideceğiz. Dersim'de ilginç bir çalışma var. Biliyorsunuz son zamanların en moda şeylerinden bir tanesi organik beslenmek. Neden böyle? Çünkü aslına bakarsanız yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz, giydiğimiz her şey insan sağlığına gerçekten çok tehlikeli şeyler arz ediyor. Gıda tekellerinin bir taraftan bunda çok etkisi var. Bir taraftan çok üretmenin bunda çok fazla etkisi var. Bir yandan da tabii ki tarım politikalarının yediğimiz içtiğimizin bu kadar sağlıksız olmasında çok büyük etkileri var. Oysa yüzyıllardır tarımsal üretim kadınlar eliyle yapılırken hem bu kadar sıkıntılı hem de bu kadar hani az olmuyordu tarımsal ürünler. İşte tam da bunu hatırlatan bir çalışma yaptı Dersimli kadınlar. Doğal tohumlarla bir bostan oluşturdular. Bu doğal tohumlar aslında köylerden tek tek toplandı, tek tek incelendi ve şimdi bu bostanla birlikte insanların sağlığını da gözeten ama aynı zamanda kadınların bin yıllardır taşıdığı o üretim gücü, tarımsal üretim gücünü de ortaya koyan bir çalışma yaptılar. İşte bu bostanlara götüreceğiz sizi efendim. Bununla da bugün Ekmek ve Gül'ü bitireceğiz. Hayatın sesinde olmaya devam edeceğiz saat 16.10'da. Kadınların sesi daha gür çıksın diye yine görüşelim. Hoşçakalın.
bu bostan 15 dönümlük bir bostan. Burada gönüllü, yani bostan sahibi, tarlanın sahibi gönüllü olarak bize verdi bu yıl. Hani biz böyle bir projemiz olduğunu söyledik kendisine. Doğal tarım, doğal üretim. Yani bunu bir burada gerçekleştirmek istediğimizi söyledik. Ama tamamen kadın emeğine dayalı bir projenin olacağını söyledik. Biliyorsunuz bizim burada gelenektir. Hani rızalığı alınır. Arkadaşımız da rızalığını vererek bu bostanını bize verdi. Biz burada özellikle şunu geliştirmeye çalışıyoruz. Hani bildiğiniz gibi Dersim geçmişte hani tarımla, hayvancılıkla, işte arıcılıkla, bostanla uğraşan bir kent. Ama son süreçte hem yani boşaltılan köyler, işte boşaltılan bir Dersim gerçeğiyle de karşı karşıya kaldığımız için ekim biçim olayı neredeyse yok denecek kadar azaldı burada. Yani ancak insanlarımız kendi bahçelerinde varsa o da ekebiliyorlar. Ya da köylerde bunu gerçekleştirecek olanakları da kalmadı. Çünkü hani göçertilen, boşaltılan yerler var. Köyde kalan 2-3 aile kalıyor ya da sonradan geri dönen aileler oluyor. O açıdan ekip biçme olayı neredeyse tükenmek üzere. Sürekli dışarıdan getiren ve getirildiği uzak mesafe olmasından kaynaklı da birçok sıkıntılar içinde barındıran ve aynı zamanda mesela siz de çok iyi biliyorsunuz Dersim'de şöyle bir şey de var. İşte sebzelerin, meyvelerin çok pahalı satıldığı yönünde de. Çünkü yani onun mesafesi, onun korunması, onun işte uzun süre kaç tane derin dondurculardan geçerek artık gıda anlamında da besin değerini yitiren bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu kadar alanımız var, bu kadar doğamız zengin, geçmişte böyle sadece tarımla ekonomisini ayakta tutan, işte hayvancılıkla ekonomisini tutan bir Dersim'in bu duruma gelmesi elbette ki hepimiz açısından düşündürücüydü. Ne yapabiliriz diye kadın meclisimizle birlikte tartıştık ve biz bu ekimi burada bir proje şeklinde gerçekleştirebileceğimizi kararını aldık. Tamamen Dersim'in yani iklim koşullarına, toprağına uygun Dersim'de yetişebilecek bitki, sebzeyi biraz açığa çıkarmak istedik. O açıdan mümkün olduğu kadar yerel tohum ve yerel sebzeyi üretmeye çalıştık. Mesela biz tohumları ilçelerden, köylerden topladık. Mesela aralarında gerçekten 100 yıllık tohum var. Mesela bu bizim için çok önemli. Tamamen kendimizin yetiştirdiği şey. Şimdi biz burada çok çeşitli bir sebze ektik. Yani neredeyse bamyadan barbunyaya, işte fasulyeden bibere, patlıcana, çileğe ve her türlü yeşillik yani denedik. Çünkü şunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Burada en fazla hangi ürünü elde edebileceğimizi de görmek istiyoruz. Bunun nedeni de şu, Dersim'de bildiğiniz gibi endemik bitkileri çok olduğu bir coğrafya. Biz bununla beraber burada biraz da ona yönelmek istiyoruz. Yine aynı zamanda bu tohumları özellikle yerel tohum olmasındaki maksadımız da şu, biz bunu ilerisi için bir tohum bankacılığına çevirmek istiyoruz. Mesela işte hani kaybolmak üzere olan tohumlarımız var. Söyledik. Yani bu zamanla artık mesela herkes üretim yapmadığı için zamanla bunun bir kıymeti kalmıyor. İnsanlar ekip biçmeyince tohumlar da çürüyor, kayboluyor. Biz özellikle onlardan tohum elde edip o tohumu tohum bankacılığına çevirmek istiyoruz. Ve aynı zamanda eğer bunu gerçekleştirirsek bu tohumu tekrar köylere dağıtmayı da düşünüyoruz. Yani hani biz alalım bu sadece işte belediye kadın meclisinin şeyi burada biriktirelim. İşte bu çok büyük bir proje. Çok iddialı bir proje biliyorum. Bir İsveç miydi? İsviçre'de bir yerde yapmış işte bir kayanın içine oymuşlar. İşte tohum bankacılığı ama yani devletin koruması altında olan bir şey olması gerekiyor. Ama bir model olarak biz Dersim Belediyesi olarak burada başlatmak istiyoruz. Yani küçük çaplı da olsa biz bunu başlatmak istiyoruz. Mesela biz burada fideleri yetiştirdik. Ektik, alanımıza yeteri kadar ektik. Fazla kalanı insanlarımıza veriyoruz. Yani bu önemli. Çünkü dışarıdan getirilen, işte Mersin'den, Adana'dan ya da Antalya'dan gelen biber ya da işte domates fidelerinden
Burada yeteri kadar ürün alınmadığı ya da buranın şeyine uymadığı gerçekliği de var. Peki bu mesela gelip buradan fazla kalanları vereceksiniz Yalık. Herhangi bir ücret talep edecek mi Bostan? Yok, şimdi bizim burada bir ücret konusu yok. Yani onu tamamen söyleyelim. Bu proje şöyle aslında, biraz da hani bu işin biraz hani şey bölümü, hani tarım, ekim, biçim bölümü. Ama diğer bölümü de şöyle, kadın meclisimizin şöyle bir şeyi de var, ikinci düşüncesi. Biz burada hani bunu satıp buradan bir kar elde etme, işte ya da iş, bunun ticaretini yapmak değil bizim maksadımız. Bizim maksadımız burada gönüllü, Dersim'de gönüllü gelip burada çalışıp işte akşam giderken de evinin ihtiyacını götürecek kadar bir şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Yani satalım. Ama şöyle bir durum söz konusu olursa, yani çok fazla ürün elde edilirse, elbette ki mesela işte dışarıdan getirme yerine buradan işte marketlerimize, lokantalara satma ya da durumu söz konusu olduğu zaman da biz orada o parayı yine kadın istihdam alanına dönüştürmek üzere ayıracağız. Yani bir nevi belediye kadın çalışanlarımızın projesi, zaten kendileri maaşlı çalışıyor belediyede. Ama buradan sağlanacak gelirle başka bir kadınların çalışabileceği bir istihdam alanına dönüştürmek gibi bir düşünce de var elimizde, kafamızda. Bunu gerçekleştireceğiz. O açıdan kesinlikle burada herhangi bir kar amacı güdülmüyor. Yanımızda Dersim Belediyesi Kadın Politikalı Müdürü Ayten Kordu var. Biraz bu projenin de aslında yaratılış aşamasında ilk elden yer alan bir arkadaşımız. Biraz bu projenin öncelikleri, oluşturulma aşamasını biraz senden alalım. Merhaba öncelikle. Ekmek ve Gül programına. Tabii biz bu çalışmaları yürütürken, kadın meclisinde bir dizi kadın çalışmaları yürütürken aslında tartışmalara başladık. Birazcık aslında tartışma şuradan da çıktı. Bizim dersimde iki temel çalışmamız var. Birisi şiddet, kadın yönelik şiddet çalışmaları. Toplumsal bir duyarlılığı da oluşturma bu konuda aynı zamanda. İkincisi de istihdam politikalarıydı aslında, ekonomi politikalarıydı. Bunun üzerine biraz yoğunlaşıyorduk. Bunun üzerine tartışmalar yapıyoruz. Tabii bu arada işte ekolojidir, ekonomidir, bununla ilgili tartışmalar da iç içe yürüyordu. Ve buradan esinlenerek aslında şey çıktı. Yani aslında bizim toprak bizim öz kaynağımız aslında. Öz kaynaktır. Toprağımızı daha fazla değerlendirilmesi gerektiği. Üretim içerisinde aslında her alan bir üretim alanı tabii, ama toprak burada bir öz kaynak olduğu için bunun biraz da kent içerisinde, özellikle mesela köylerde insanlar kendi bahçelerinde öyle veya böyle zaten küçük bostanlar yapıyorlar, köylerinde ekiyorlar, ama kentte biraz daha aslında topraktan uzaklaşma da var. Dolayısıyla biz aslında şey yaptık, bir rızalık alalım dedik. Yani imkanlarımız ne, bütçemiz ne, biz nasıl bütün kadınlar için bir şeyler yapabiliriz. Zorlanırsınız dediler. Bostan zor bir iş. Biliyorsunuz çok ciddi emek isteyen bir iş. Ama biz dedik yapacağız, kadınlar kararlı bu konuda. Ve çevirdik. Traktör geldi, sürdü. Her aşamasında çok heyecan duyduk. Hala da aynı heyecan duyuyoruz. Ama temelde değinmek istediğim şey şu. Bir, burada bir kentin yüzünü aslında toprağa çevirmek. Yani toprak burada yanı başımızda işlenmeye hazır. Her şey para değildir. Evet, para bir kaynak, o da bir şey. Yani bir araç aslında. Ama bu araç dışında da bizim zorlayabileceğimiz alanlar var. Dolayısıyla rızalık alarak da, ekilmeyen biçilmeyen bir yeri yaparak da biz kente bir aslında bir model olsun da istedik. Kadınlara bir model de olsun istedik. Bunun öncülüğünü de biz kadın meclis olarak kendimiz yapalım istedik. Ama tabii ki bu sadece tek başına belediyede kadın meclisinin bir alanı değil. Burası bu kentin alanıdır. Bütün kadınlar için bir alanıdır. Dolayısıyla biz şöyle de çağrı da yaptık daha önce de. Dedik ki gelin emek verelim. Hep beraber yapalım. Siz de gelin çalışın ve ihtiyacınızı buradan alın ve gidin. Yani parayla illa satma değil. Biz burayı kar hırsı üzerine ya da böyle para sermayesi üzerine kurmadık. Aman çok ekin ekelim, iyi ürünler olsun. Tabii iyi ürünler olsun ama çok para kazanalım üzerinden asla tartışmadık. Bu alan kentin alanı olsun, kadınların alanı olsun, ihtiyaç sahiplerinin alanı haline getirebilirim dedik. Onlarla beraber yapalım dedik. O yüzden de gönüllerimiz fırsat buldukça arada şimdi gelmeye başladılar. Ne ekiyorsunuz Bostan'a bugün? Patlıcan ekiyoruz. Kaç saat çalışıyorsunuz günde burada? 20 hatta son gürüme tijvera. Tijvera gürüme. Destine maden yadı. Hala maden yadı. Millet fakir o. Hörü gürünü. Ona çiyo devlet iksarı maser o. Ona çimi ona boldurzan amadır. Var maaş bitirtini verini buğurdini.
Bitir ağacı bitir beri. Ha? Mayında savaşın ezra. Tomatesi namedi, balzanı namedi, fırıngı namedi, kunduru namedi, lugu namedi. Yani ez fikir okura yanamı, zarı ves ramı ziri yardım konucu yerim. Ya sıma nazadı, bu ne perenece ne? He, perenece, mamayım okura ziri, gurim okura, yani kazan zokubu bu, yani güne, yani handı hermet yeni ta gurini. Yani ez fikir zan okura, yani amı ziri gurini yani. Sadece belediye çalışan kadınlar değil, toplumumuzda, ilimizde, memleketimizde duyarlı olan kadın arkadaşları da çağırıyoruz gönüllülük temelinde. Herkes çalışıp emeğin karşılığında evine sebzesini yani ihtiyacını karşılayacak şekilde götürebilir. Bizim çalışmamızın amacı böyle. Peki kaç tane kadın çalışıyor bu bostanda? Bütün belediye çalışan kadın arkadaşlarımızın hepsi şimdi 40 tane 40'a yakın kadın arkadaşımız var. Bir de genel temelinde olan kadın arkadaşlarımız var dışarıdan yani. Onlarla birlikte ama bu kararı belediyede çalışan kadın meclisi aldı. Yani eş başkanımızın ve kadın müdüremizin öncülüğü ettiği bir çalışmaydı. Bu hem fikir olarak da bütün belediyede çalışan kadın arkadaşlarla birlikte bu kararı aldık. Böyle bir çalışma yürütelim dedik. Burada tamamen ekolojik, doğal, toprağa geri dönmek, toprakla bütünleşmek, tekrardan üretime geri dönmek. Yani amaç buydu, projenin amacı buydu. Peki Dersim'de kadınlara bir mesajınız var mı televizyonumuz aracılığıyla? Bütün kadınlara, herkesin toprağına geri dönüp üretime dahil ne varsa. Bu bostan olur, bu meyve olur, bu başka ekinler olur. Herkesin kendi toprağına geri dönüp kendi toprağıyla özdeşmesini istiyoruz. Tek şeyimiz bu yani. Çünkü üretimin olmadığı yerde hep tüketim olur. Tüketim olduğu yerde de bütün işi biter yani. En öncelikle amacımız üretim. Üretime dahil. Ne varsa, kimin elinde ne görürse, bu hayvancılık olur, bu tarım olur, bu bağ bahçe olur, ne olursa olsun herkesin tekrardan geri dönüp toprağından tekrar üretime başlamasını istiyoruz. Tek söylediğim şey budur. Toprak olmazsa biz olmayız. Toprakla bütünleşmemiz lazım. Bizi topraktan kopardılar çünkü. Yani sistemin bize dayattığı buydu zaten. Topraktan kopar. Topraktan koptuğumuz için o yüzden biz yani şeyi üretemedik. Üretemediğimizde de bittik yani. Bütün sadece burası değil, bütün dünya diyeyim ama Türkiye daha da çok tarif oldu bu konuda. O yüzden herkesin Dersim'de özellikle Dersim toprağı, Dersim'in endemik bitkileri olsun, Dersim hayvansal olsun, tarım olsun her anlamda çok zengin bir memlekettir yani. Doğa harika. Dört mevsim yaşadığımız bir memleket. O yüzden herkesin mevsimine göre, zamanına göre ekilen, biçilen ne varsa, ufak da olsa, kapısının önünde de olsa bile bir tarımla ilgili bir toprağa dokunsunlar. Topraktan kopan hiçbir zaman bir şey yapamaz. Biz bunun farkına varıyoruz. Biliyoruz aslında da sistemin de bize dayattığı tam da yani hani istediği şeyi üzerinde bu kolay değil tabii hani insanların bir seferde bunu kopup tekrar şeye dönmesi ama ben bunu başaracağına inanıyorum. Özellikle Dersim'deki kadınların.